geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir vlog çekiyoruz. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani Bloxburg diye bir oyun var biliyorsunuzdur. Böyle hani o 25 Robux'u alınan bir oyun var. O oyunda bana gelip bir sürü dolar verebilirsiniz. Evet. İsmim zaten burada yazıyor olacak. Oradan gelin beni bulun. Bana orada dolarlar verin. Bana orada verdiğiniz her bir dolar... bir TL'dir. Abi şimdi şakasını geçiyorum. Orada SCG Home yapacağız. Yani SCG ailesinin özel evini yapacağız. Bunun için orada şeye ihtiyacımız var. Gerçek insanlara ihtiyacımız var. Çalışanlara ihtiyacımız var. Böyle hep beraber ailecek oyun oynayacağız. O yüzden beni buradan ekleyip oyuna gelebilirsiniz. Beraber oyun oynayabiliriz. Bakın. Miami'deki amcamlarıma selam yollamak istiyorum. Çünkü benim de karşımda artık deniz var. Ve ben de deniz manzaralı bir evde Miami'yi görebiliyorum. Evet, orası Miami dostum. Çok salak salak hareketler yapıyorum. Yine başladık ya. Ben yine uykumu alamadım galiba. Hep bunlar uykumu alamamaktan oluyor. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan? Niye havlıyorsun? Hayırdır? Ne var? Şş, otur bakayım. Geç bakayım içeri sen. Otur. Niye havlıyorsun? Neden havlıyorsun? Otur. Şila. Şila. Şımarma dedim sana. Şila. Ağzına yumruk atarım. Ya ne kadar yalışkan bir köpeksin. Yine başladı. Yine başladı yalamaya. Yine başladı. Otur. Otur, yalışkanlık yapma. Otur, pati vereceksin. Otur. Otur. Arkadaşlarına nasıl pati verdiğini göster. Pati ver. Aferin kızıma benim. Tamam otur. Otur. Tamam hemen şımarma, otur. Hayır otur. Bu patini, diğer patini ver. Bunu ver. Ver. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Kim demiş Pekinezlere eğitilmez diye. Ben eğitirim. Bu benim canım, ciğerim o benim. Şu balkona her çıktığımda böyle diğer balkonlarda biri var mı yok mu diye bakıyorum ve her baktığımda da birini göreceğim diye çok korkuyorum. Çünkü komşularım benim YouTuber olduğumu bilmiyor ve bu çok saçma. Düşünsenize, yan taraftan komşunuz çıkıyor ve YouTuber'ın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz ve elinde bir kamerayla kendi kendine konuşuyor. Bir hayal edin, onu gördüğünüzde ne yapardınız? Evet, ben evden taşınırdım yani şahsen, öyle bir komşu olmuş. İşte bu yüzden insanların beni görmesinden bu yüzden insanların beni görmesini pek istemiyorum. Evet, şu an gece oldu. O ne oğlum? O ne lan? Benim güzel manzaram. Neyse, şimdi buradaki bebekli yatağımda uykuya dalacağım ve uyuyacağım. Çok güzel ve çok eğlenceli. Orada o kemerin ne işi var? O kemerin orada olmasının bir önemi yok ama olsun. Yani orada durabilir, sorun değil. Ben böyle kemerle uyuyorum geceleri. İşin şakası tabii bu. Neyse, şimdi uyku vakti. Sabah görüşürüz. Hala çok uykum var. Biraz daha uyusam mı acaba? Tamam, kendime geleceğim. Sadece bir dakikacık izin verin. Şu manzarayı görünce kendine gelmemek elde değil ki. Wow. Bugün sadece bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi aklı başında olan çoğu insan bu videoyu izliyor. Bazıları anlamsızca neden izlediğini bilmeden izliyor. Bazıları ise beni sevdiğinden dolayı izliyor. Ve bazıları ise beni sevmediğinden dolayı izliyor. Bunların bir önemi yok. Önemli olan siz bu videoyu şu an izliyorsunuz. Sana şu an çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet, sana. Sana gerçekten çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir düşünsenize. Hiçbir şeyken yoktan var oldunuz ve doğdunuz. Anne sizi doğurdu. Babanız veya anneniz bir şekilde sizi büyüttü veya başka akrabalarınız sizi büyüttü. Artık orasına ben karışmıyorum. Orası da beni ilgilendirmeyen. Bir şekilde büyüdünüz. Ve şu anda bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Peki hiç neden diye sordunuz mu kendinize? Ben neden bu dünyadayım? Aslında bu dünyada herkesin bir görevi var. Ve şu anda bu videoyu izleyen sen. Yani senin de bir görevin var. Beni izlemek falan tarzında kötü espri yapmayacağım veya egoist olmayacağım. Şimdi burada normal bir konuşma yapmaya çalışıyorum. Yani bu konuya nasıl değinsem bilemiyorum. Hani hiç sordunuz mu kendinize neden diye? Ya da ne yaptığınızın farkında mısınız? Neler yaptığınızın, ne yapmaya çalıştığınızın, hayatta niçin var olduğunuzun. Bunları hiç düşündünüz mü? Tamam, diyelim bunları düşünmediniz ve bir şekilde yaşayıp gidiyorsunuz. Bana ne ya, ben neden varsam varım diyorsunuz. Peki şunu hiç düşündünüz mü? Bir gün öleceksiniz ve nasıl yoktan var olduysanız bir anda puf bu dünyadan göçüp gideceksiniz. Şimdi siz bu dünyadan göçüp gidecekseniz bu dünyada neden savaş veriyorsunuz? Bunu hiç düşündünüz mü? Ben size cevabınızı vereyim. Bunu da hiç düşünmediniz. Ama genelde bu tarz sorularda alınan klasik cevap yemek için, yaşamak için yaşıyoruz tarzında cevaplar olacak. Değil. Siz bu dünyada aslında iyilik yapmak için varsınız. Yani hepimiz aslında iyilik yapmak için varız. İnsanlara, hayvanlara, ne bileyim doğaya karşı iyilik yapmak için varız. Ve biz iyilik yaptıkça her zaman iyilikle karşılaşırız. Yani
Yani bu nasıl oluyor? Bir gün benim arkadaşım Ege'yi biliyorsunuz. Onun bir anısı var. Çok kısa özet geçeceğim. Umarım sıkmamışımdır seni. Şimdi Ege bir gün benzinliğe gidiyor. Otostop çekiyor falan, biliyorsunuz Ege otostop çekerek gezen bir insan. Otostop çekiyor. Benzinlikte duruyor işte, hani orada bırakıyor araba, gidiyor. Ege hala yoluna devam edecek. Ondan sonra benzinliğe giriyor. Bir tane çocuk geliyor o sırada benzinliğe. Ufak bir çocuk, böyle 8-9 yaşlarında. Çocuk bir şey alacak ama parası tam yetmiyor. Hani 2-3 lira eksik kalıyor. Ege diyor ki sen al, ne alacaksan ben tamamlayacağım. Çocuk gidiyor, ne aldıysa ondan bir iki tane daha alıyor. Sonra çıkıp gidiyor benzinlikten. Ege ödüyor geri kalanını. Şimdi bunu niye anlattın diyeceksiniz. Ege bu çocuğa iyilik yapmış oluyor. Çıkıyor çocuk dışarı, gidiyor. Ege de işte alışverişini yapıyor, çıkıyor. Otostop çekmeye devam ediyor. Sonra aradan bir dakika geçiyor ve bir araba duruyor. Bakın aradan bir dakika geçiyor. Normalde otostop aslında zor. Yani arabaların durması ya da size güvenip sizi almaları falan çok zor bir durum. Duruyor ve adam camı açtığında Ege'ye diyor ki nereye gidiyorsun? Ege diyor şuraya şuraya gidiyorum. Tamam diyor, atla arkaya. Ondan sonra Ege arkaya bir biniyor ve benzinlikte o yardım ettiği çocuk. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şu. Ege iyilik yaptı ve tam tamına bir dakika sonra iyiliğinin karşılığını aldı. Tamam bir dakika sonra olmasa da elbet 1, 2, 10 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 100 yıl sonra mutlaka iyiliğinizin karşılığını alırsınız. Ha size gelmez belki. Torunlarınıza gelir, çocuklarınıza gelir, belki annenize gelir. Yani ne demek bu? Gelebilir. Her an gelebilir. Şu an gelebilir. Yarın gelebilir. 10 yıl sonra gelebilir. Şimdi sizden tek ricam şu. Bu videoyu izledikten sonra umarım düşünceleriniz biraz değişmiştir. Bir gün öleceksiniz ve hiçbir şey sizin olmayacak. Toprağa gideceksiniz. Bir süre sonra tüm arkadaşlarınız sizi unutacak. Ya böyle biri vardı rahmetli diyecekler sadece. O yüzden şu anda aldığınız nefesin değerini bilin. Bakın. Ben bu havayı bir daha alamayacağım. Asla alamayacağım. Aynısını asla alamayacağım. Çünkü o geçti artık. Geri dönüşü yok. Umarım bir nebze olsun düşüncelerinizi biraz değiştirebilmişimdir. Ben size değer veriyorum ve size değer verdiğim için her zaman doğru yolda olmanızı istiyorum. Her zaman doğru yolda olun. İyilik yapın. Ne bileyim bir şeyler yapın ya. Mesela bu kuşlar nasıl uçuyor diye araştırın abi. Siz nasıl uçuyorsunuz? Ben niye uçamıyorum? Wow çok soğuk. Sabah erkenleri kalkarız, kahvaltı hazırlarız ve annemleri çağırırız. Siyah cama kafa attı sandım da sinek kovalıyormuş. Ya bu ne kadar anormal bir aileyiz. Lanet olsun, kedim bile cama kafa atıyor.